selamlar. Bugün Osman Şef'in mutfağında misafiriz. Osmanlı Saray Mutfağı'nın az bilinen yemeklerini deneyimleyeceğiz bugün. Osmanlı Saray Mutfağı'ndan bugün hangi yemekleri yapacağız şefim? Çeşm niger çorbası ile başlayacağız. Daha sonra kavun dolması yapıp incir uyutması ile bitireceğiz programımızı. Öncelikle çorba ile başlayacağız. Çorba Osmanlı döneminden bugüne gelen bir çorba. Mercimek çorbasına çok yakın bir çorbamız. Tek farkı süt olması içerisinde. Malzemelerimizi saydığımıza göre yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Üzerini geçecek şekilde su ekliyorum yine. Yemeklerimiz burada kaynarken salçasını ve ununu kavuracağım tereyağıyla birlikte. Şuradan bir tencere alıyorum. Stokları alayım. Önce zeytinyağımı koyuyorum tencereye. Yine burada da bir yemek kaşığı kadar tereyağı var. Onu ekliyorum. Yine tereyağımı ekledim. Biraz ısınmasını bekliyorum. Yeterince kızdı. Soğanları ekliyorum. Burada bir bütün soğan var. Sonra pembeleşinceye kadar karıştırıyorum soğanları da. Daha sonra salça ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı kadar. Bunu da iyice bir salçanın kokusunu çıkartıyorum. Yemeklerde salçayı iyi kavurmazsanız daha sonra midede rahatsızlık veriyor, mideye ekşitiyor. Bu yüzden yemekleri yaparken salçayı iyi kavurmaya dikkat edersek çok daha iyi bir yemek elde etmiş oluyoruz. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar olan unumuzu ekliyoruz. Un burada bağlayıcı bir özellik. Onu da yine iyi bir şekilde kavuruyoruz. Unum da kavrulduktan sonra haşlanmış olan mercimekleri ilave ediyorum. Üzerine bir miktar su vereceğim. Ortalama 300 ml su yeterli olacaktır bunun için. Zaten şimdi 15-20 dakika kaynamasını bekleyeceğiz bunun iyice özleşmesi için. Daha sonra mikserden çekeceğim bunu. İçerisine tuzunu da ekleyip 2 tatlı kaşığı kadar pişmeye bırakıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu şekilde yüksek ateşte kaynamaya bırakacağım bunu 15-20 dakika kadar. Ocakta çorbamız pişerken şimdi çorbamızın terbiyesini yapacağız şefimle birlikte. Öncelikle sütünü ekliyorum. Bunu da çekmemdeki amaç yumurtanın ve yağın iyice birbirine geçmesini sağlamak. Yumurta sarısını kullanmamızın sebebi su ve yağ birbirine geçmeyen aslında iki maddedir. Yumurta ile birlikte biz onların birbirine geçmesini ve homojen olmasını sağlıyoruz. Yumurtasını, aynen öyle. Yumurtasını ekliyorum. Yağını ekliyorum. Yarım limon suyumuz var. Onu ekliyorum ve çekmeye başlıyorum. Bu şekilde. Şimdi terbiyemiz hazırlandı. Bundan sonra kaynamış olan mercimeğimizi alacağız, çekeceğiz, bununla bağlayacağız ve çorbamızı bitirmiş olacağız. Çorbamızı oldu şu an. Şimdi bunu alıp mikserden çekeceğiz. Daha sonra da bağlayacağız. Bu şekilde alıyorum. Şimdi çorbamızı terbiyeleyeceğiz. Şimdi bunu yaptığımız terbiyeyi çok az dökmemiz gerekiyor ki bir anda boca edersek çorba kesmiş oluyor. Yani olmamış oluyor. Bu şekilde yavaş yavaş ekleyip karıştırıyorum çorbamıza.
Şimdi çorbamın bu kısmı hazırlandı. Sadece üzerine son dokunuşu yakmak için tereyağı ve nane yapacağız tereyağında. Onu da ekledikten sonra çorbamız hazır hale gelecek. Onu ekleyelim. Çorbamız tamamlandı. Yağını da yaktık çorbamızın. Şimdi tabaklama kısmına geçtik. Yapmış olduğumuz yağı ekliyoruz üzerine. Evet, çorbamız hazır. Çeşmeli gel çorbamızı bitirdikten sonra şimdi kavun dolmamıza geçtik. Eminim siz seyircilerimiz de merak ediyordur. Etli bir yemek olan dolmayla bir meyvenin birleşimi nasıl olmuştur? Ben bunu şefimize sormak istiyorum. Şöyle ki yaptığınız yemekler zaten Osmanlı dönemine ait yemekler. Osmanlı döneminde çok fazla meyve kullanılıyor etlerle birlikte, özellikle etlerle birlikte. Sebebi de ete özel bir aroma katması ve eti yumuşatması. Bu da bir yaptığımız yemek de zaten Kanuni Sultan Süleyman'ın çok sevmiş olduğu bu yemek. Bu döneme ait bir yemek. Yemek için önce pirincimizi haşlayacağız. Daha sonra kıyma ve soğanımızı kavuracağız ve ardından görmüş olduğunuz malzemeleri ekleyeceğim. Öncelikle pirinci haşlamakla başlıyorum işe. Şöyle daha fazla sotelenmesini, pişmesini sağlıyorum etin. Kavun dolmamızı içini yaptıktan sonra şimdi kavunumuzu oyacak şefimiz ve içini yaptığımız harçla dolduracağız. Şimdi kavunu alıp buradan şu şekilde yukarıdan bunu kafasına kapak olarak tekrardan koyacağız. Şu şekilde ikiye bölüyorum. Bu şekilde içerisindeki çekirdekleri alıyorum ve oymuş olacağım içerisini de. Şöyle de görebilirsiniz şu şekilde oyuyorum içerisini. Tamamen çekirdeklerinden arındırdım bu kısmını. Bunu daha sonra alıyorum. Yoğun bir kavun lezzeti alacağız biz bundan, değil mi? Evet, aynen öyle. Dolma yapmamızdaki sebep bu zaten. Kavun dolma olarak kullanmamızda. Şu şekilde içerisine alıyoruz. Bunları atmıyoruz. Daha sonra bunlardan yine sos yapacağız. Şöyle kavunumuzun içi şu şekilde olabilecek şekilde koydum. Daha sonra içerisine yapmış olduğumuz içi koyuyorum. Bu şekilde. Çok fazla bastırmıyoruz. Dolmadaki gibi. Bu şekilde rahat bırakıyorum. Çünkü pişince kavunun suyu da geçecek buna ve pirinçler şişmeye devam edecek. Tepeleme şeklinde dolduruyorum. Fırına. Bu fırın benim kullanmış olduğum fırın konveksiyonel bir fırın. Sizin evde kullandıklarınız muhtemelen kondüksiyon bir fırın olacağı için ben bunda 200 derecede 5 dakika yeterli ama sizin evde kullanacağınız fırınlar için hani 7 dakikaya çıkartsanız dereceyi çok daha iyi bir sonuç almış olursunuz.
şu şekilde. Gerçekten kavun kokusu. Böyle buram buram gelen evet. bir aroma var. Şimdi bunu bir tabaklayalım bir de. Güzelce sosunu da vereceğiz. Hop. Etrafına yapmış olduğumuz sostan. Bu iki kişilik bir yemek normalde. Bu kişi çok rahat yiyebiliyor bunu. Aynı zamanda yemeğimiz tamamlanmış oldu. Şimdi şu şekilde. Yemeğimiz hazır. Ve sırada tatlımız var. Evet, incir üzümü. Evet, çorbamızı hazırladık. Dolmamızı yaptık ve sıra tatlımıza geldi. İncir üzümü tatlımızı yapmak için şefimize dönüyoruz. Malzemelerimiz nelerdir? 800 ml kadar sütümüz var. Bu ortalama 2,5 bardak süte eşdeğer. 7 tane incirimiz var ve 100 gram kadar da cevizimiz var. Aslına bakarsanız çok basit bir tatlı bu. Sütü hafif mayalandırma derecesine kadar getiriyoruz. Ortalama 40 derece kadar. Yani bu parmağınızı koyduğunuzda elinizin yanmayacağı bir derece. Getirdikten sonra mikserde çekiyoruz. Daha sonra 3 saat mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalandıktan sonra 1 saatte dolapta bekledikten sonra tatlımız hazır olmuş oluyor. Şimdi bunun için önce bir sütümüzü mayalanma derecesine getireceğiz. Şimdi hangi aşamadayız? Sütümüzü ocağa koyduk. Zaten kısa bir süre sürecek. İstenilen sıcaklığa gelmesini. Şimdi 7 tane incirim var. Bunların kafalarını kopartıyorum şu kısımlarını. Daha sonra küp küp doğrayacağım. Ben bunları önceden suda beklettim. Biraz yumuşattım. Daha aromasının çıkmasını istediğim için şu şekilde küp küp zar büyüklüğünde doğruyorum. Bu arada tatlının içerisinde hiçbir şekilde şeker yok. Doğal meyve şekeri var. Bu yüzden aslına bakarsanız çok da sağlıklı bir tatlı. Aslında diyet yapanlar çok rahat tüketebilir bu tatlıyı. Yani tabii ki içerisinde yine şeker var ama en azından zararlı diyebileceğimiz bir şeker yok ortada. Çünkü meyvenin kendi şekeri. Ve incirin buram buram gelen bir aroması olacak. Çünkü yaklaşık 4 saat bekleyecek ve bu 4 saatte ciddi bir aroma geçmiş olacak süte. Ve bayağı lezzetli bir tatlı ortaya çıkmış olacak. Basit ve lezzetli. Yani 5 dakikada yapabileceğiniz bir tatlı. Sadece bir mayalanma süreci var tatlının. Bunun dışında çok basit, çok hızlı bir tatlı. Sütümüz istenilen sıcaklığa geldi. Şu şekilde zaten baş parmağınızı değdirerek de anlayabilirsiniz. Böyle yakmayacak şekilde olacak. Derece olarak da dereceniz varsa da 40 derece. Zaten sütün mayalanma derecesidir 40. Önce içerisine mikserden çekeceğim bunu sütle birlikte. Önce içerisine incirlerimi koyuyorum. Daha sonra cevizlerimi ilave ediyorum içerisine. Şu şekilde. Önce böyle bir çekiyorum. Çok küçük. Daha sonra sütü ilave edip çekeceğim. Şu şekilde sütü ilave ediyorum. Önce bir yarım sütle çekeyim. Bu gibi şeyler yaparken mutlaka bir bezinizle üzerine bir şekilde bastırmanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü ciddi kazalara sebebiyet verebiliyor. İçerisindeki motor güçlü olduğundan dolayı çok ciddi çekiyor ve atmış oluyor içerisindeki sıcaklıktan dolayı. Şöyle çok küçük küçük de başlatabilirsiniz. Yeterince çektim. Zaten şu an hafif kıvamlı bir hali var. Mayalanınca zaten bu kıvam daha da artacak. Bu şekilde kuplarıma dolduruyorum. Daha sonra bunların üzerlerine fıstık ve çok az incir koyacağım. Süslemek için. Yeterli oldu. Bunları şimdi burada mayalanmaya bırakıyorum oda sıcaklığında. 3 saat mayalandıktan sonra dolaba koyacağım. 1 saatte orada +4'te durduktan sonra tatlımız hazır hale gelecek. Bu şekilde
ana yemeğimizi, çorbamızı ve tatlımızı yapmış olduk. Evet, bugünkü programımızın sonuna geldik. Osman şefimizle neler yaptığımıza bir bakalım. Çeşmi nigar çorbası yaptık. Kavun dolması yaptık. Finali de incir uyutması tatlısıyla yaptık. Çok güzel bir gündü. Ben tüm ekibim ve kendim adına size çok teşekkür ediyorum. Bugünü bizimle değerlendirdiği için. Bu bölümümüzü bu şekilde kapatıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.